Aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün yine bir istek videosu çekeceğim. Bu bebek yeleği olacak. 1 yaş için bebek yeleği. Bunu Facebook'tan Kadriye Hanım istedi. Bunu aslında ben bir bölümde çekebilirdim ama arkadaşım çok ayrıntılı istedi. Hani kol kesimi, koltuk kesimi, yaka kesimi ayrıntılı olsun istediği için 2 bölüm halinde çekeceğim. Şimdi ben arkasını anlatacağım size. Sonra bir diğer bölümde de önlerini anlatacağım. Şu model yapacağım. Bu model arkadaş bana fotoğraf olarak gönderdi. 3 renkliydi onunki. Ben 2 renkli yaptım. Bu modelin ismini bilmiyorum. Bilenleriniz varsa bana yazarsa sevinirim yorum bölümüne. Evet arkadaşlar, şimdi anlatıma başlayacağım. Şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Hanımlar, burasını ben 68 ilmek yaptım. Ama keşke daha az yapsaymışım da üstünde artırsaymışım. Bu alt haraşo olan örgüleri mutlaka daha az yapın. Üstünde en az 4-5 ilmek artırın. Ben biraz yani yet fazla olduğunu düşündüğüm için 2 tane artırdım. Fazla artırmadım. Yani şurası 72 ilmek. Şu kenarlarda 43 haraşo. Haraşo yaptım. Şunu da söyleyeyim hanımlar. Bu düz örgülerde, mesela burası düz oldu, burası haraşo olunca burayı dönüş yapın. Ben 2 defa dönüş yaptım. Dönüşlerde göstereceğim. Yukarıda da yapacağım dönüş çünkü. Bu düz örgüde bu haraşolar çekiyorlar. Çekiyor ister istemez. Onun için düz örgü, şey pardon, dediğim gibi orasında dönüş yapmanız gerekiyor. Evet, şimdi hanımlar bakın. Şimdi ben kesme işlemine başlıyorum burada. Şunu da söyleyeyim hanımlar, bakın benim ipim kağıdını bir bakayım da ben. Benim ipim Star Bebe hanımlar, yani ince bir ip. Onun için 3 numaralı şiş kullandım. Gayet bakın çok düzgün bir örgü oldu. Çok güzel muntazam bir örgü oldu. Size de tavsiye ederim. Şu an ama aman Allah'ım şişimi düşürdüm. Pek gürültülü başladım. Allah sonumuzu hayırlı etsin inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kenarlarına da 6'şer tane şey yaptım. Haraşo yaptım. Bu şişlerle çalışmak istemezdim şu anda. Çünkü masada uzun şişle çalışmak zor oluyor ama 3 numaralı çocuk şişim yoktu ya da misinalı şişim. Onun için bunlarla çalışmak zorundayım. Bunlarla da zor olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi hanımlar hemen bu koltuğa kadar geldim. Bu kadar benim için yeterli, bu boy için. Şimdi hemen kesimimi yapmaya başlayacağım. Şöyle bir bakalım. Hemen buradan kesiyorum. Böyle güzel, bakın böyle güzel olmuyor kesmek. Ne yapmam gerekiyor o zaman? Bu şişi ilmeği böyle çeviriyorum. Sonra kesiyorum hanımlar. Çevirdiğiniz zaman daha düzgün kesim olur. Bakın. Haraşoyu ördüm, 6 tane haraşoyu hemen kestim bir tane. Şimdi örmeye devam edeceğim hanımlar. Diğer başa gelene dek düz bir şekilde öreceğim. Bu Kadriye Hanım'ın isteği, ayrıntılı olarak hani kesme işlemlerini, sayısını ayrıntılı olarak vermemi istediği için böyle göstereceğim hanımlar. Bu başa kadar gelip devam edeceğim. Diğer başa geldim. Bakın buraya. Hemen burada ikisini birlikte kesiyorum. Kestim. Şimdi söylemeyi unuttum hanımlar. Bakın bura koltuktan, hani buradan aşağı dikeceğiz. Artık dikiş olacağı için burayı artırma yapmadım. Kenar artırması yapmadım. Bakın şöyle artırma yapıyorum hanımlar. Ben kıyılarda yelek, bluz, yelek, herka ördüğüm zaman mutlaka öyle artırma yapıyorum. Şimdi burada kesme işlemi başladığım için burası demek ki koltuktan yukarı gelecek. O zaman bura boşta kalacağı için bundan sonra burada artırma işlemi yapacağız. Şimdi gidişte artırma almadığım için buradan bakın şöyle aldım bir tane. Şöyle ikisini birlikte örüyorum. Bundan sonra hep böyle kenarlarda artış yapacağız. Burası bizim koltuğumuzun yani başladığı yer anlamına da geliyor. Şöyle dönüyorum geriye hemen. Hanımlar, bakın hemen artırıyorum burada da. Şöyle artırdım. Örmeye devam ediyorum. Bu haraşomu ördükten sonra diğer bütün ilmeklerimi düz, pardon, ters öreceğim. Diğer başa kadar, diğer başta da yine artırmamı yapacağım. Bakın ters örüyorum burayı.
Aynı örgüye devam ediyoruz. Düz örgüye. Ters de kesmiyoruz hanımlar. Sadece düz de kesiyoruz. Onu söyleeyim. Şimdi geldim bakın haraşo ördüm. Tekrar diğer başta yaptığım işlemi burada da yapıyorum. Artırmamı aldım. Birlikte ördüm. Dönüşte hemen artıracağım. Bakın şöyle dönüyorum. Hemen artışımı yapıyorum. Artırma yapıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Sonlarda örüyoruz artırmayı. Şimdi yine geliyorum. Bakın kesme yerine. Şimdi bakın yine ilmeğimi çeviriyorum. Böyle alıyorum. Çevirdikten sonra kesiyorum. Burada diğer taraf gibi olsun istiyorum. Kesme işlemi. Bakın bu şekilde gayet güzel bir kesme işlemi oluyor. Bu şekilde devam ediyorum. Diğer başına gelince yine keseceğim. Evet geldim diğer başa. İkinci kesme işlemini yapıyorum. Bakın iki tane kesmiş oldum. Şimdi haraşolarımı örüyorum. Ve baştaki artırma dediğim artırdığım yeri de göstereyim. Bakın burada artırmıştık ya giderken onların ikisini birlikte iki ilmeği birden örüyorum. Öreceğim bir daha başa geleceğim. Burada yine artırıp geleceğim. Mutlaka her başlarda artırıyoruz. Sonlarda kesiyor. İkisini birlikte alıyoruz hanımlar. Kesme işlemlerimizi hep düzde yapıyoruz. Terste kesme işlemi yok. Bakın artırdım. Şişimi aldım. Devam ediyorum. Haroşumu örmeye devam ediyorum. Saydım ben bunu hanımlar. Arkada 5 tane keseceğim. Çünkü boyunda da keseceğimiz için arka koltukta 5 tane kesmem yeterli oluyor. Yani benim bu ilmek sayıma göre. Siz daha çok yaparsanız eğer hani daha büyük bebeği için yapıyorsanız eğer o zaman 7 tane veya 8 tane kesmenizde fayda var. Çünkü benimki küçük daha yani 1 yaşlık için. Yani ben model çıkartmak için yapıyorum bunu. 1 yaşlık yeter olabilir. 1 yaşa kadar giyinebilir. Şimdi buna ters örüp diğer başa kadar geleceğim. Geldim başa kadar hanımlar. Ördüm. Bakın yine ikisini birlikte örüyorum. Daha belirgin oldu burası. İp konusunda şunu da söylemem gerekiyor hanımlar. Benim bu verdiğim sayılarda yaptığınızda diyelim ki bebe yünüyle yaptınız. Bebe yünü daha kalın. Bu benim ipim bayağı ince bir ip. O zaman mutlaka 4 numarayla örün. Bu sayılarda 4 numarayla ördüğünüz zaman 1-1,5-2 yaşına kadar giyinebilir o yeleği bebek. Devam ediyorum örmeye. Bakın yine geldim kesme işlemine. Şöyle ikisini birlikte aldım. Kesiyorum. Yine ilmeğimi çevirdim. Bakın. Çevirdim. Bu şekilde şu anda 4. kesme işlemi yaptım sanırım. Yoksa 3. mü? 1, 2, 3. 3. işlemi yapmışım. 5 tane keseceğim. Dediğim gibi bu arka koltukta 5 tane keseceğim. Önlerde daha fazla kesebilirim. Önü anlatırken göstereceğim. Şimdi bu işlemleri bitireceğim hanımlar. Anlaşıldı sanırım. Başlar da anlaşıldı. Kesme işlemi de anlaşıldı. 5 tane kesip bitirdikten sonra öreceğim. Bayağı bir koltuğa yaklaş, pardon, boyun kısmına yaklaşacak. Orada yine bir şöyle şu kadar kalana kadar öreceğim. Ondan sonra yine boyunda kesme işlemi yapacağım. Çünkü boynunun böyle oyuk olmasını istiyorum. Hani şöyle haraşo öreceğiz. Oraya ekleyeceğimiz için çocuğun boynunu rahatsız etmemesi için şöyle bir oyuk bir boyun şekli yapacağım. Oraya kadar gelip göstereyim ben size. Anlaşıldı bu kadarca sanırım. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Şurada dönme işlemi gösterecektim. Onu göstereyim hanımlar. Bakın kesme işlemlerini bitirdikten sonra ördüm bayağı bir. Örüyorum düz bir şekilde. Haroşumu yapıyorum yani. Şimdi bakın. Haroşayı ördüm, bitirdim. İpimi bu tarafa aldım. Geri dönüyorum. Döndüm geriye. İpim bakın diğer tarafta. İlk ilmeği örmeden aldım. Artırmamı da örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Artırmamı yaptım. Haraşolarımı örmeye devam ediyorum.
Burada dönmüştük geri. Burada bakın ilmeği şişimi aldım. Şuradan bir tane ipe takıyorum şişimi. Biraz önce gittiğim ördüğüm yer ipi aldım ve bunu da üzerinden aşırıyorum. Yani buradaki oluşabilecek boşluğu kapatmak için bu işlemi yapıyoruz hanımlar. Diğer başta da aynı şekilde yapacağım. Başa kadar gidip döneceğim. Sıram başa çıktım. Şimdi diğer başta da göstereyim. Dönme işlemini. Aynı işlemi yapacağız aslında. Farklı bir şey yok. Ama yine de ben bir göstereyim. Örüyorum haraçolarımı. Ördüm. Şimdi geri döneceğim. Döndüm geriye. Aynı şekilde başa çıkacağım. Bakın artırmaları hiç ihmal etmiyoruz hanımlar. Bir yerde bırakırsanız artırmayı kenarı bozulur. Bakın ikisini birlikte ördüm. Döndüm geriye. Bu şişlerle çalışmak gerçekten çok zor. Önünü nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bakın artırmamı aldım yine. Örüyorum. Şöyle geldim son ilmeğe. Bakın aldım. Hemen şuradan bir tane alıyorum şişime ve ikisini birlikte örüyorum. Ama bakın bu aldığımı içinden örüyorum. Onu dikkatini çekelim bakın. İçinden örüyorum. Yani aldığım ilmeği döndürüp öyle örüyorum. Dıştan örerseniz yine delik olur. Bir faydası olmaz yani. Maksat buradaki açığı kapatmak. Evet, bu şekilde hanımlar öreceğim. Kol boyuna gelene kadar bakalım kaç sıra olacak. Evet hanımlar bakın bu kesme işleminden sonra şu kadar daha ördüm. Bu kadar bana yeterli olduğunu düşünüyorum bu kola. Bu yelek ve hırka gibi bluz her neyse böyle şeyleri ilk defa örecek kişiler için şöyle bir tüyo vereyim. Yani pratik bilgi diyelim. Şimdi burayı kaç sıra yaptıysanız mesela diyelim ben 43 sıra yaptım. Burayı da 24 sıra yapmayı düşünüyorum. Çünkü bunun mutlaka yarıyı bir 3-5 sıra yani 3-4 sıra geçmesi gerekiyor ki kol boyu yeterli gelsin. Bir şey daha söylemek istiyorum hanımlar. Bu tür şöyle mesela kenara haraşo giden örgülerde ben bu şekilde kesmeyi hiç tercih etmiyorum. Şimdi niye kestin diyecekseniz arkadaşım bana gönderdiği fotoğrafta bu şekilde kesilmiş. Onun için ben de aynı hani arkadaşımla anlasın diye onun istediği gibi fotoğrafta orijinalde olduğu gibi kestim. Ama ben şöyle kesmeyi tercih ediyorum. Bu niye öyle düşün diyorsun diyebilirsiniz. Çünkü bunlarda mutlaka şöyle dönme oluyor. Yani bu haraşo olursa eğer bu kesmede dönme oluyor içe doğru. Ama bakın bunda hiçbir şekilde olmuyor. Ben hep yani burası haraşo olan örgüleri buradan kesmeyi tercih ediyorum. Yine de tercihsin. Sadece bir pratik bilgi olsun diye söyledim size. Ben kendi fikrim yani benim tercihim bu. Artık yapma istediğiniz şekilde siz kendiniz yaparsınız. Bu yeleğin anlatımını da yapmıştım hanımlar. Hemen bakın sağ üst köşede şimdi çıkacak linki ona tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu dikişsiz, tamamen dikişsiz olarak anlattım onu. İzleyip yapmak isterseniz yaparsınız. Şimdi hanımlar ortaya kadar geleceğim. Arkada kesme işlemini nasıl yapacağım göstereceğim. Ortaya geldim hanımlar. Bakın şimdi burada ben kaç tane 70 tane ilmeğim vardı benim hırkamın şey yeleğimin tüm ilmekler sayısı 70 taneydi. 5 bir kenardan 5 de bir kenardan kestim koltuk altından kaldı 60 ilmeğim. Şimdi burada da şu arada 10 tane düzüm kalacak şekilde buradan keseceğim. O kesme işlemlerinden bitene kadar öreceğim ve bu ilmekleri kesmeyeceğim. Kalacak üzerinde. Şimdi burası diyelim. Bakın şimdi ortaya gelmişim. Bu ortada hanımlar bu ilmekleri kesmiyorum. 4, 3, 2, 1 olarak bırakacağım. Durun bakalım bir daha sayayım.
2, 4, 6, 8, 10 tane arada kalması gerekiyor. Evet. 4, 3, 2, 1 bırakacağım. Bu arada bu 10 taneden ayrı 4 tane daha kalıyor. Bunlar da şu bir'ye yapacağız. Hani yapacağız ya, oraya birleştirmek için. Şimdi bakalım. Bu ilmeklerimi ben, burası ortası bizim şeyimizin, yeleğimizin boyun kısmı. Bakın şimdi burada ben bu ilmeği kesmiyorum. 2, 3, 4. 4 tane ilmeği bıraktım burada örmeden. Geri döndüm. Şimdi bu ilmeği de şişimi alıyorum. İlmeği bu taraftan alıyorum ki ters düşmesin. Bakın ipimi bu tarafta bırakıyorum. Ters öreceğim. Başa çıkıp geleceğim hanımlar. Bir dahaki sefer 3 tane ilmek bırakacağım. Ondan sonra 2 tane, 1 tane. Bu şekilde boyun oyulmuş olacak. Yani boyun kısmı biraz aşağıda kalıyor. O zaman şu biyeyi yapıp oraya eklediğimiz zaman boyunda hiçbir şekilde rahatsız edici bir yükseklik olmuyor. Çocuğun boynunu rahatsız etmiyor. Şimdi bu şekilde başa çıkıp döneceğim. Bir daha oraya gelince göstereceğim. 4 tane ilmeği bırakmış, geri dönmüştük. Şimdi 3 tane bırakacağız. Bakın burada 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimizi bırakıp tekrar geri döneceğim. Şimdi diyelim ki sizin bu yeleği ben bu sayıda yaptım ama siz 80 veya 75 ilmek yaptınız. O zaman ne yapacaksınız? Burayı ben 4'te başladığım yeri siz 5, 4, 3, 2, 1 yapabilirsiniz. Siz önde omuzda kaç tane ilmek bırakacaksanız onun sayısını ayarla, aynı sayıyı buraya ayarlamak için buradaki kesme işleminizi ona göre ayarlayacaksınız. Yani öndeki ilmeklerin sayısına göre ayarlayacaksınız. Bu boyunu ne kadar oyuk olursa o kadar güzel olur. Bakın şimdi 3 tane ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Gidip geleceğim. Sıramı tamamladım. Geldim bakın. 4, 3, 2. 2 tane bırakıyorum bu defa da. Tekrar geri döneceğim. Geleceğim. Sonra bir tane bırakacağım. Bir daha gidip gelince bu koltuk boyu bizim için yeterli olacak. O zaman bırakacağım örmeyi. Evet, dediğim gibi hanımlar bakın. 4, 3, 2, 1 bıraktım. Her gidiş gelişte öyle sayımı azalttım. Şuranın haraşı koltuk kesmeye başladıktan sonra kol kısmı yani 25 diş haraşı oldu. Sizin bu ipinizin kalınlığı fark edebilir. Hani boyut olarak büyük örersiniz. O zaman ona göre bu sayıyı siz kendiniz ayarlarsınız. Dediğim gibi bu aşağıyı kaç tane yaptıysanız benim aşağıda mesela beden kısmını ne kadar yaptıysanız oranın en az yarısından 3-4 sıra fazla olması gerekiyor. Şimdi burada da hanımlar burada ipimi kıracağım. Şimdilik burada işim bitti benim. Bu böyle duracak. Bu ilmekleri kesmiyorum hanımlar. Ön yaparken niye kesmediğimi size göstereceğim. Buraya geldiğimizde de hanımlar bakın hani bakın şu 3 bu 4. Bu 4 ilmek de bu tarafın. Buradan 4 ilmeği de burada bırakıyoruz. 2 4. Bu 4 ilmeği buradan bırakıp burada ipimizi takacağız. Örüp gidip geleceğiz. Aynı şekilde bura gibi 4 bıraktık. Bir daha geldiğimizde 3, 2, 1. O şekilde aynı sayıyı tamamlayacağız. Ve de işlemimize devam edeceğiz. Yani buradaki sayıya ulaşana dek burayı da aynı şekilde kestik mi bitmiş oluyor. Sonra önünü yaparken onların ilmekleri niye bıraktığımı tekrar söyleyeyim. Bıraktığımı o zaman size açıklayacağım. Ekleme işlemlerini nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, ön kısmı anlatımda görüşmek dileğiyle diyelim. Bugünlük bu kadar. İnşallah en kısa zamanda ve bir gün veya 2 gün sonra mutlaka ön kısmının da anlatımını yapacağım. Ayrıca hırkamın da devamı kaldı. Ona da devam edeceğim inşallah. İstek videolarım devam ediyor. Var yine birkaç videom. Sırayla hepsini sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Sizin de istediğiniz bir model varsa bana atabilirsiniz. Şunun da modelini, anlatımını yap diyebilirsiniz. Yapabilirsem ne hale yapamazsam söylerim derim ki ben bu modeli çıkaramadım. Her şeyi yapabileceğim diye bir kanun yok.
akıldan üstündür. Başkası yapar ama ben yapamayabilirim. Neyse çok konuştum. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar.